Tamam. Öncelikle dışarıda kalan arkadaşlarım, sizlerden özür diliyorum. Savunumuz maalesef yeterli olmadı. Dolup taştık. Milyonlar olduğumuzu. Mustafa abi, Mustafa abi. Gönülden sayfa yazsana canlı yayını. Gönülden sayfa yaz. Birlikte olduğumuzu hep birlikte göstermiş olduk. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Davamız hep birlikte inşallah ilerleyen süreçte son bulacak umudunu fazlaca sizlerle taşıyorum. Bizler de sizlerle arkadaşlar. Biz tek başımıza hiçbir şeyiz. Sizlerle var olduktan sonrasına bu davanın sonucu gelecek. Buna emin olun. Hep birlikte. Sağ olun. Şimdi sosyal güvenlik kurumu olarak ya da sosyal güvenlik yasaları olarak tabii ki bazı maddeler mağduriyet yaratıyor. En başında bizlere uygulanan 4447 sayılı yasanın geriye doğru işletilerek bizleri 45-50-55 yaşlarında ekonomik anlamda zora soktuğunu hepimiz şahidiz, hepimiz birebir örneğiyiz. Bu ekonomik sıkıntılar artık maalesef sosyal ve psikolojik sorunlar olarak da daha da baş gösterdi. İlerleyen süreçte çocuklarımız için bir gelecek, sosyal güvence olarak 65 yaş ya da bir Avrupa standartlarında olmadığımız bir ortamda 65 yaş bizler için de şu anki düşüncemizde kesinlikle çok 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 uzak bir tarih aralığı, yaş aralığı. Bugün devlet kurumlarında ya da özel sektörde yaş sınırı 35 ya da bir tapuya gidiyorsunuz, tapuda sizden geldiğiniz 60 yaşta ne istiyor? Sağlık raporu istiyor. 65 yaşına kadar çalışma haliyle biz tamamen biz ve çocuklarımız bizim sıkıntımızın yaş mağdurluğu kadar bağlanacak maaşların mağdurluğuyla mezarda emekliliğimiz bitmiyor. Yataklara düşene kadar, mezarın içine girene kadar çalışmak zorunda kalacağız. Ki çocuklarımızın böyle bir güvencesi dahi maalesef yok. O yüzden arkadaşlar bizler mücadeleyi bırakmayacağız. Sonuna kadar birlik, beraberlik, hak ve hukuk çerçevesi içerisinde girmeden biz sadece kazanılmışımızın peşindeyiz. Arkasında hiçbir şey aramasınlar. Aylık bağlanma oranlarında ben örnek olarak eşime veriyorum. 836 lira gözüküyor maaşı. 836 lirayla bu insan ya da bizler dediğim gibi sağlık el verdiği sürece çalışmak zorundayız. Zaten çocuk yaşta çalışma hayatımız başladı. Yorulduk, yıprandık, pes ettiğimiz zamanlar oldu. Ama gelinen son noktada bu birlikteliği gördükten sonra kesinlikle ve kesinlikle bu hak alınacak arkadaşlar. Mustafa abi. Mustafa abi. Birlikte dik duracağız. Önümüz seçim arifesi biliyorsunuz. Biz hiç kimseye şu parti bu parti demiyoruz. Sadece ekonomik şartlarınızı düşünün.
düşünün, sizin yanınızda olanları düşünün ve oy kullanmama gibi kesinlikle hiçbir şey düşünmeyin. Yani sizin vatandaşlık görevi olarak söz hakkına sahip olabilmeniz adına bu kriterleri değerlendirmeniz gerekiyor ve o sandığa gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Partiye gidecek oylar arkadaşlar. Herkes değerlendirmesini yapacak arkadaşlar. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Haklarımız için buradayız. Sonuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Var olun, sağ olun, sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, çıksın artık bu yasa. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, çıksın artık bu yasa. Sağlıcakla kalın dostlar. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Bir dakika, bir şey saklamasın kablo. Mustafa abi sen... Arkadaşlar, yurdun çeşitli illerinden gelen sizler, bundan sonraki toplantılarda da mutlaka...